Evet, herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Skyrim'in devamını oynayacağız. Doğal olarak zaten bu Skyrim serisi olduğu için ve 16. bölüme geldiğimiz için Skyrim oynamaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Greybeard dedelerle beraber High Hrothgar'ın tepesinde Fulsrodah'ı sonuna kadar köklemiştik. Peki burada ne işin var dersen öncelikle göstereyim. Burası neresi? Burası Dawnstar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi son bölümün sonunda bir sonraki bölüm evleneceğimi ancak iki tane Firesold bulmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Ben de High Hrothgar'dan direkt olarak Dawnstar'a teleport oldum. Bunun sebebi ise hatırlarsanız önceki bölümlerde göstermiştim. Burada gizli bir chest vardı. Dedim ki belki bu chest'in içinde bir takım fire salt falan bulabiliriz. Ingredientler vardır diye düşündüm. Gittim kontrol ettim, yokmuş. Daha sonra hazırdan sonra gelmişken geleyim bu dükkana bir bakayım dedim. Buraya geldim, Frida ile konuştum ve baktım gördüm ki o da ne? Tam da ihtiyacım olan şey kendisinde iki tane fire salt var. Ve hemen bunları hop Indira Gandhi yapıyoruz. Onun dışında bize lazım olan başka bir şey yok burada. Evet, kendisine çok 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 teşekkür ediyoruz. Bakayım daha var mı Fire Salt, belki lazım olur. Alalım da yokmuş. Tamam. Evet, şimdi gidip öncelikle şu uzun zamandır evlenmeye çalıştığım ancak bir türlü evlenemediğim Demirci Balimund'la evlenmeye çalışalım. Hala evlenip evlenemeyeceğimden emin değilim ancak büyük ihtimalle çalışacağını düşünüyorum. Hayırlısı bakalım ne olacak. Amulet of Mara'yı da giymeyi unutmamalıyım. Evet, gayet hızlı başladık diye düşünüyorum şu an bölüme. Bu bölümde bir sürü şey yapacağız. Planlarımdan bahsetmiştim. Partunax'la görüşmek için yine bir çaba içerisinde olacağım. Bölümün ilerleyen zamanlarında tabi o zamana kadar Smiting'i eğer Balimund bizim için ücretsiz olarak yüzlerse ne mutlu bize olacak. Evet, hızlıca gidiyoruz. Ne yazık ki akşam olmuş. Bir de sabaha kadar mı bekleyeceğiz yahu? Ha, orada galiba. Girme 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 girme. Yetiştim galiba. Tam eve giriyordu. Yetiştim mi bilmiyorum. Hemen Amulet of Mara'yı giyeyim. What Evet, brings you to yetiştim. Balimund today? Amazing. These must have been very hard to come by. You've saved my business and warmed an old smith's heart. For that, I thank you. Evet, işimi kurtardın ve benim kalbimi kazandın dedi ve 750 gold da verdi. Şimdi şöyle diyoruz, hani benimle ilgili misin diye soracağım. Evet, yalan söyleyemem. Seninle ilgiliyim dedi. Beni soruyor. Ben de aynısını söyleyeceğim. Evet. Anlaştık. Birkaç göz yaptık, anlaştık. Şimdi evlilik seremonisi için kiliseye girip hani zaman almalıyım, tarih almalıyım. Yalnız şöyle bir durum var. Evlenince bir bug var doğrusu. Evlenince eğer arkanızda companion varsa arkanızdaki companion ölebiliyor ve onu siz öldürmüşsünüz olarak görünüyor ve insanlar size düşman oluyor ve böyle bir durumda evlilik iptal oluyor. Kilisedeki herkes size düşman oluyor falan. Umarım öyle bir durum olmaz ya da o durum sadece companionlarla evlendiğiniz zaman oluyordur. O durum olursa gerçekten çok üzülürüm. O yüzden save almayı unutmayacağım. Herkes uyumuş, biz gece gece geldik ama uyandıracağız artık. Ya hayırlı bir iş için buradayım arkadaşım, kapının önünde durmuşsun. Aa, müsaade et. Heh. Maramal uyan uyan, iyi haber vereceğim, uyan. Uyan. Evet,
Dedik işte düğünü kabul etti, evlilik seremonisine yarın. Bu ne, burada bir not var. Yok. Yarın şafaktan akşama kadar olacak dedi. Ben direkt olarak buraya gelip oturacağım. Hatta şuraya kadar bir geleyim. Vostok'a da burada bekle diyeceğim. Evet, Vostok da kutluyor ama Vostok'la konuşamıyorum şu an. Ben şu bench'e oturup düğünü bekleyeceğim. Tabii böyle değil. Şafak 2 saat sonra oluyor herhalde. 6'da mı oluyor? Evet, gelin artık, evlenmek istiyorum. Hala maramalı gösteriyor da. Yapabileceğim bir şey yok beklemekten başka. O da oturdu. Bir takım insanlar geldi, oturdular. Başlıyor mudur? Nedir? Bekliyor muyuz? May you return to her benevolence and safety. Congratulations on your wedding. I'm so happy for both of you. Biraz daha beklememiz gerekecek herhalde. Bu bekleme sırasında yine sorulan şeylerden bir tanesini göstermek istiyorum. Madem öyle bekliyoruz, ben hemen göstereyim. Bildiğiniz gibi işte kullandığım itemlar, silahlar ve zırhlar enhance olmuş durumda. Bu da hani şöyle bir parlaklığı var. Ve gördüğünüz gibi alttaki, sağ alttaki barda bar o enchantment'ın şeyini gösteriyor, durumunu gösteriyor ve şu an bitmiş durumda. İşte bunu nasıl dolduracağız diye soruyorlardı. Öncelikle Soul Gem'e ihtiyacınız var. Herhangi bir Soul Gem. Herhangi bir tanesi olabilir. İşte Grand olabilir, Greater olabilir, Common olabilir, Lesser olabilir, her neyse. Ancak gördüğünüz gibi altında Filled with Grand Soul yazıyor. Yani bunun içi dolu. İçinde ruh var. Taşın ve dolu. Eğer boşsa dolduramazsınız. Doluysa geliyorsunuz silahın üstüne. Dolduracağınız silahın üstüne. Sol altta işte yazıyor. Equip, Drop, Unfavorite ya da Favorite her neyse. Bir de Chart çıkıyor. Artık siz hangi tuşa verdiyseniz o tuşa bastığınızda tekrar doldurabilirsiniz. Ben de RB mesela. Şu an RB'ye basıyorum ve bir menü çıktı. İşte hangi sol cemme doldurmak istiyorsun diye. Üstünde durduğunuz zaman ne kadar dolacağını görebiliyorsunuz. Ben Lesser Soul Gem'i kullanıp fullleyebiliyorum. O yüzden onu kullanacağım. Evet, gördüğünüz gibi fullledim. Tabi birazcık da enchantment verdi bu bana. Hazır madem girdik bu işe, bütün hepsine fullleyelim madem. Nightingale. Diğeri neydi bizim kullandığımız? Dawnbreaker. Ama onun daha var. Tamam. Evet, 1 saat, 1 saat, 1 saat bekleyeceğim. Hala gelen giden yok. Evet, 5 altında bağışta bulundum beklerken. Ben onları koklaya koklaya buluyorum ama bağış yapmak iyidir. Hazır bağış konusu açılmışken, siz de bana bağış yapmak isterseniz, daha çok video ve daha yeni oyunlarda bana destek olmak isterseniz, tek yapmanız gereken Facebook sayfasından destek ol sekmesine basmak ya da yakın zamanda satışa çıkacak tişörtlerimizden satın alabilirsiniz. Evet, hiç gelen giden yok. Tomorrow olunca, ha, ben zaten bugün sormuştum. Tomorrow olunca benim 24 saat beklemem gerekiyor. Ama yine de riske atmayalım. Şöyle bir 7 saat bekleyelim de. Evet, ben burada bu işler biraz sakat oluyor. Bug olabilir korkusu yaşıyorum şu an. O yüzden önce bir tane save alayım ben. Her ne olur ne olmaz. Evet, şimdi yarının şafağına kaç kalmış oluyor? Yavaş yavaş gideceğim yine. Daha akşam oluyor şu an. Evet, şu an yarın oldu. Evet, herkes geldi yarın olunca.
Hey Balimund oğlum, gelirken bir üst baş giyseydin ya. Bu ne? Bu ne? Ben de virajımı değişmedim de. Evet, şu an bug kendi kendine hareket ediyor. Ya ben olmadan nikah kıyıyorsunuz, durun. Evet, klasik konuşmalar, hani iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, birbirinizle işte bu macerada vesaire, tabi tercüme etmiyorum, okumuyorum bile. Hani beraber olmaya söz verir misiniz diyor sonsuza kadar. Verelim mi? Hadi verelim madem öyle. Bir de son anda seçenek vermişler. Hayır işte bu düğün gerçekleşemez. Biz aslında kardeşiz diye biliyorsunuz. Ama demiyoruz tabi. O içimi açtım. Yes. Evet, yüzük verildi. Evlendik. Evet, nerede yaşamalıyız diye sordu. Benimle kalabilirsin dedi ki benim de zaten amaçladığım, planladığım buydu. Nihahahahaha. Evde bekliyorum diyor. Vay öküz, ne yapacaksın lan evde bekleyip? Ne yapacaksın lan beni sen evde bekleyip? Neyse, evet, Warstock hala benimle. Warstock sen de bana yani yan yan bakıyordun ama kusura bakma. Evet, artık buradan çıkabiliriz. Hemen eve gidelim. Smithing'de bir değişme, gerçekleşme oldu mu? Yükseltebilecek miyiz? Ona bakalım. Şu an en çok merak ettiğim şey o açıkçası. Çünkü daha önce ben de bir bayan karakter olarak evlenmemiştim. Hemen eve gidiyoruz. Bu arada Riften'da hani oyunun en kötü şehirlerinden bir tanesi sadece şey var. Hani yeraltı olayı var. Onun dışında bir olayı yok. Gayet kötü. Adept mi? Ulan kendi evime giremiyor muyum? Ha, girdim. Anahtar vermiş. Gayet kötü bir şehir ama olsun. Önemli olan skill de. Bakalım tabi alabilirsek. Yoksa boşanırım zaten. Evet. Ev güzel. Bakayım. İnsan buraya bir kapak yapar Balimund ya. Patladınak. O bu ne? Kasa var. Kasa. Safe. Aç 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 aç. Kocayı soyalım. Of 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 of. Of 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 of. Dwarven armor var. Ulan yaşadın var ya Warstock. Dwarven armor var burada. Bu iyi oldu. Ben eşyalarımı buraya koymak istiyorum. Kasaya. Fazla eşyalar ağırlık yapıyor zaten. Bir amelistler falan ağırlık yapıyor. Bu ne ya? Her bölüm bundan çıkmak zorunda mı bir tane gereksiz? Yok, ben buraya koymayayım ya, üstümde taşıyayım değil mi? Daha mantıklı. Ne olur ne olmaz. Kocaya güvenmemek lazım. Evet, Dwarven Armor alıyoruz. Warstock'ın üzerinde deneyelim. Warstock'a zaten 49'luk Steel Armor vermiştik. Heavy Armor o da. Nerede bu? Ha, Dwarven Armor. Bu da 46'lık ama şey yapacağız tabi. Bunu vermeden önce aslında geliştirelim. Ancak ha. Bu arada şöyle de güzel bir seçenek var işte. Başka bir yere taşınmak istiyorum da diye. Ev alınca oraya taşınabiliyormuşuz. Bu çok 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 iyi oldu. Hala para alıyor benden. Hala para alıyor, olmadı bu iş. Hiç yakıştıramadım. Ha, aynı parayı ondan geri alıyoruz galiba. Bir saniye. O paralar da buraya mı gidiyor otomatik olarak? 203 şu an buradaki gold.
Very well. 203'tü. Şuraya gidiyorsa hiç sıkıntı yok şu an. Yok, gitmiyor. Bu bayağı kötü oldu ya. Bir daha deniyorum. Belki adam daha sonra da koyuyor olabilir. Ya da kendi kocama pickpocket evet, kaydedip pickpocket yapmaya çalışacağım. Evet, uyudu da. Oh, golda gel. Aldım. Evet, gördü ama bir şey demedi. Ancak bu daha sonra kötü bir olaya yol açabilir. Devam etmeden load'u geri alıyorum. Başka bir şey denemeliyiz. Şu an daha önceden aldığım notlara bakıyorum. Başka ne deneyebilirim diye. Bu arada notlara şeyi de yazmışım. Her gün kendisi hani blacksmith olduğu için 100 coin kar yapıyormuş. Bunu alabiliyormuşuz. Ama hiçbir şekilde şeyi yazmamışım. Hani expert olayı, smithing expertleme olayını yazmamışım. Ben tekrar pickpocket deneyeceğim ama bu sefer daha tedbirli olacağım. Mesela Thieves Guild'in bununla alakalı bir şey yokmuş. Ancak pickpocket ile ilgili mutlaka bir şeylerimiz vardı. Yüzük belki. Belki bir iksir olabilir. Evet, görünürde... Ah, şu ne? Yok, Restoration Spell. Evet, görünürde bir şey bulamadım. İksirlere bakıyorum pickpocket için. Heh. Pickpocketing %20 easier for 60 second. Bundan bir tane içelim. Başka da bir şey yok. Evet, tekrar deniyoruz. Yok, yine gördü. peki o zaman şöyle yapalım. Madem bir kerelik bize bunu da izin veriyor, biz direkt bütün parayı smithing'e yatıralım. Nasıl olsa save var. Bütün paketi parayı smithing'e yatıralım. Daha sonra bir kere de geri alalım. Kalk kalk Balimund. zaten level atlamam lazımmış bütün şeyler için, smithing'i almam için expert'e. O yüzden şimdilik yalan oldu bu iş. Her neyse, para onda kalsın o zaman. Tamam, para onda kalsın, biz devam edelim. Bu kim? Ha, bu da çırak. Evet, Vorstak bir izin verirsen. Canım, bir tanem, yavrucum. Bir müsaade et. Heh. Ev gayet küçük ve pis, kötü. Daha sonra bir ev alıp taşınabilirim. Ancak taşındığım zaman blacksmith olarak nasıl devam edecek onu bilmiyorum. O yüzden hani taşınmayı şu an için düşünmüyorum. Evet, kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Evlenmiş olduk. Smithing her ne kadar kasamasak da her level atladığımda gelip smithing kasacağım bundan sonra. Demek ki sessiz olun. Fire Sword'ları bir an önce bulun. Küçük level'larda evlenin ki daha çabuk smithing atlayabilirsiniz. Şu an aldığım Dwarven Armor'ı geliştirmeden önce vermek için Vorstag'a şöyle güzel bir gauntlet var.
İşte %15 daha iyi geliştiriyorsunuz nesnelere. Bir de iksiri de var onun. İki tane var hatta. Hatta bende şu an 3 tane var. Bir tanesini kullanabilirim. Vorstak Need üstündekileri çıkart abi. something? What is it? What do you need? Hepsini geliştirelim. Ya yine yanlış bastım. Heh. Sure. What have you got? Evet, şu an ona verdiğim ok vardı. Oku bir geliştirelim. Okunu aldım. Üstündekini de alayım, satarım. Bütün üstünü alacağım zaten geliştirmek için. Hatta kılıcını da alayım. Evet, böyle garip bir çocuk kaldın işte. Yürüyemiyorum ama süre bitmeden. Evet, Dwarven nasıl ya? Zaten daha yüksek değil miydi tek haliyle? Her neyse, yapacağız, başka çare yok. Evet, daha fazla geliştiremiyorum ki, en gelişmiş hallerindeler. O kadar da skill falan atladık, hiç bana mısın demedi. Olduğu gibi geri vereceğim şimdi. Sure, what have you got? Ha, vermeden önce neyse. Vereyim. Al bunu giy. Evet, verdim. Geri kalanını, silahları vermiyorum çünkü silahları da şurada geliştirmeye bakacağım. Tabii gelişecekse. Evet, oku bayağı gelişiyor. Okunu geliştirmem lazım. Simiter gelişmiyor ama oku gelişiyor. Dwarven metal ingot lazımmış onun için de. Artık bir dahakine, o zamana kadar ölmeyiz herhalde. What have you got? Kalkanını da vermeyi unuttum galiba. Evet, kalkanını da al. Yuli, what do you Ha, need? simitarı vermedim. Sure, Hay what have you got? arkadaş. Let's get going. Evet, tamamdır. Buradaki işimiz bitti. Satılacak çok şeyim var ama şimdi değil. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Partunax'la görüşmek için yapmam gereken diğer görev Delfin'le görüşmek. Ana senaryoya devam edeceğim o yüzden. Bu bölümü de yaptıktan sonra sanıyorum Partunax'la görüşme şerefine nail olacağız. Ve ondan sonra daha önceki bölümde bahsettiğim Septimus Cygnus ile görüşmeye gideceğim. Yine bir iki tane çok güzel Daedric item alacağım. Level atlamamda çok yardımcı olacak. Dolayısıyla her level atladığımda Smiting'i de bedavadan kastıracağım için çok yararlı olacak. O yüzden öyle bir strateji izlemeyi düşünüyorum. Öğle vakti nereye gitmiş ya buradaki eleman? Heh. New to Riverwood? May the gods watch over you. If you're looking, looking for to work, protect yourself or deal some damage. Evet, şu satacaklarımı hemen bir satayım. Biliyorum şeyi takmadım ama Thieves Guild şapkasını. Evet, speech. Looking to protect yourself? Alabileceğimiz daha iyi bir silah vesaire. Artık Dwarven malzemeler açılmış bayağı bir.
Evet, bir ara param olduğu zaman The Warp'un set yaparım sana. Warstock, şimdi görevimize konsantre olalım. Delfin, neredesin? Delfin, burada da yok. Evet, buraya gelmişken hatırladım. Hayranlarımızdan bir tanesi de burada Blade Sword var demişti. İşine yarayabilir demişti. Hakikaten çok güzel bir kılıç. Onu da fulleyip Warstock'a verebilirim her ne kadar ben kullanmasam da. Evet de Delfin yok. Öyle de bir güzellik var. Ha, buradaymış. Like I said in my note, I'm part of a group that's been looking for you. Well, someone like if you really are Dragonborn, that is. Before I tell you any more, I need to make sure I can trust you. If you don't trust me, you were a fool to walk in here in the first place. We remember what you're the only can you do it? Evet, hızlı hızlı geçiyorum. Zaten çoğunuz biliyorsunuz. Dragons aren't just coming back. They're coming back to life. They weren't gone somewhere for all the now something's happening to bring them back to life. Evet, ejderhaların geri geldiğin olayından bahsediyor. And I figured we're going to go there and you're going to kill that dragon. If we succeed, I'll tell you anything you want to know. Kynes Grove. There's an ancient dragon burial near there. If we I need to get into my traveling gear. Give me a minute. Evet, gidip dragon öldüreceğiz şimdi. Ruhunu alıp Dragonborn olduğumuzu Delfin'e kanıtlayacağız. Daha sonra hikayenin geri kalanını bize anlatacak kendisi. Biz de o sırada aslında Warstock'a bir şekil şemal yapsaydık iyiydi. Böyle hani garip oldu. Her tarafı başka bir şeyden, zırhtan. İyisin, iyisin, hadi. Evet. Artık gidebiliriz. Hazırlanmış Delfin. Kynes Grove'a gidiyormuşuz. Orası da şurası. Windhelm'ın alt tarafında bir yerde. Oradan oraya koşarız. Yine aklıma Feriha geldi maalesef. Çoğu insan Dark Brotherhood'a gir diye söylüyorlar. Evet, gireceğim, ancak şu an bildiğiniz gibi Mage Guild daha bitmedi. Guild'leri teker teker götürürsem daha yararlı olacaktır. Şu an ana senaryoya girmemin sebebi ise bir anda patlanarak oynayacağım bölümün yine beni dönüp dolaştırıp Mage Guild'e çıkartması. Onu bekliyorum. Hem de itemları almak için, dediğim gibi daracık itemları almak için. Oradan sonra ana senaryoya devam etmeyeceğim. Guild'lerle devam edeceğiz. Evet, Warstock, hadi tabana kuvvet. Yapacak bir şey yok. O ne ya? Bu elemanlar nereye koşturuyor? Nereye koşuyorsun oğlum? Hay Allah ya. Onlar da Thieves Guild'den hırsızlar. Evet, yardırıyorum. Ve geldim. Çok zor olmadı açıkçası. No, you don't want to go up there. A dragon, it's attacking. I don't know what it's. Evet, dragon saldırıyormuş. Oraya gitmek istemezsin dedi. Gördüm dragonu da şurada.
Evet, şimdi Delfin'i bulmalıyız. Burası neymiş? Oraya Dragon saldırıyor ama hiç oralı değilim. Burada işte o Malachite'ler falan var. Oh, Refined Malachite. Ben bunları alırım. Kimse görmüyorken hazır. İndir cebe, indir. Heh. İki tane de gezegen görüyorum. Çok fantastik yine. Warstock da geliyor. Delfin. Ha evet, Delfin burada. Ay, pickpocket yapıyordum kızı. Stay undercover. This is what we came for. We need to see what happens. Nasıl ya? Saldıralım işte, gebertelim. Niye gizleniyoruz? Vallahi Nightingale yeni charge'ladım var ya, buradan bir koyarsam uçar yalnız. Ben hazırda bulundurayım da. Warstock gel hocam. Evet, girip bakıyoruz. Şu an bir başka dragonu uyandırıyor. İki tane oldular. Evet, Alduin orada. Alduin'i öldürmüyoruz. Onunla daha sonra karşılaşacağız. Buraya saldırıyoruz. Saloknir. Aa, bu arada zorluk. Zorluk ne olmuş öyle ya? Bir koydum gitti. Adept oynuyorduk. Adept devam edeceğiz. Evet, Alduin de bu. Oo. Alduin gitti. Saloknir var. Bu arada aklıma gelen bir şey daha var. Ha, zaten almışım yüzük. Okları %25 daha şey yapıyordu. Daha güçlü kılıyordu. Fustorah yaptı, Fusrodah yaptım elemana. Aha, düştü. Dawnbreaker, al bakayım. Evet, Dawnbreaker'ı kafasına bir koydum gitti. Dragon Bone'lar ağırlaştıracak tabii ki. Yine bunları Warstock'a vereceğiz. Bak bak, izle izle. İzle bak, Delfin nasıl çekiyorum şimdi bak. Bak o. Gördün mü? Ne oldu? Kıskandın değil mi? He, şunu bileydin ya. Dragonborn'um tabi. Go ahead. Whatever you want to know. Nothing held back. I'm one of the a very long for the last Evet, Oblivion oynayanlar bilir. Blades diye bir temple koruyorlardı. Blades vardı. Onlardan işte sona kalanlardan bir tanesi de Delfin. Damn it. We're blundering around in the dark here. We need to figure out who. The first thing, the Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who is. The faction that rules the Aldmeri Dominion.
Evet, Talmor'dan bahsediyor. Talmor'u bilmeyenler için onu da bahsedelim. Aldmeri Dominion adında bir birliği yönetiyorlar. Cumhuriyetçi yalakalığı yapıyorlar. Öyle anlıyoruz. Ve Blade'lerle de yıllardır işte savaş içerisindeler. Düşmanlıkları var. First thing we need to, the Thalmor are our best lead. If they aren't involved, they'll know who. If we could get into the problem is that place is locked. Evet, Delphin işte dragon uyanmalarının Thalmor'un yaptığını düşünüyor. İşte ben dedim ki nasıl öğrenebiliriz falan. Thalmor Embassy var. Yani konsolosluk ya da elçilik gibi bir şey olabilir. Oraya girelim. Giriş yapalım dedi. İşte Riverwood'da buluş benimle anlatayım dedi de eğer şurada yatan Warstag ise değilmiş. Stormcloak Soldier. Korkuttun ya Warstag ha? Ulan arkamdasın ruh gibi ya. O kadar heavy armor'la o kadar sessiz nasıl yürüyorsun? Hadi hadi bayana taşıttırma bak. Ya hay Allah. Şunu bir atın ya. Şu dragon bonları al da hadi ben taşımayayım. Artık ona da veremiyorum. O da taşıyamıyor. Öyle de bir durum var herhalde. Almıyor çünkü bir şey. Ha, ufakları alıyor da. Ağırları da alıyor. Niye almadı? Almıyor onlar. Anlamadım neden almadı. Da bizim için fark etmez. Artık koşabiliyoruz. Eve götürüp chest'e koyaydım keşke hepsini ya. Evet, Partunax'la artık görüşmemiz lazım. High Rodgar'a gideceğim. Gitmeden önce eve uğrayıp şu fazla ağırlıkları bir bırakayım ama ya. Keşke ev için de şey olsa. Hani direkt içine, evin içine transport olsan. Çok güzel olurmuş. Evet, eve doğru gidiyorum bakalım. Yes, love. You wish to do what I do? Very well. It has. Here, this is your half, love. Evet, 100 gold verdi işte her gün şey yapacağı için. Artık şey yapmayacağım. Nedir adı? Toplamayacağım. Bir ikinci toplarım. Şimdi ben buraya niye geldim? Satılacakları satmak için geldim de. Satılacak bir şey yok. O Blade kılıcını güçlendirmek için ne gerekiyormuş? Steel gerekiyor. Kaldı ki güçlendirsem de şu an Superior'da Simitar kadar yani Warstag'daki kadar güçlü olmadı. Eve girip eşyaları koyacağım. Neredeydi o kasa? Evet, kasada her şey kalıyor gibi ya. Bütün malzemeleri alayım ki onda da yer açılsın.
Let's get going. Evet, hepsini buraya yerleştirelim. Evet, hepsini kasaya koydum. Daha ağırlık yapacak bir şey yok zaten. Evet, kuş gibi hafif oldum. Şimdi gidip görevlere devam edebilirim. Ancak Partunax'da ulaşabilmek için sanıyorum bayağı bir görev yapacağız ya. Ben bir gideyim High Hrothgar'a. Pek becerebileceğimi sanmıyorum ama Clear Skies büyüsü olmadan zaten becerilmiyor diye biliyorum. O yüzden gitmeyeyim. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Hatırladığım kadarıyla T Özburn diye bir eleman vardı, işte yer altından çıkartıyorduk, buluyorduk. O da eski Blaze'lerden bir tanesiydi. Onu bulduktan sonra bize Partunax'tan bahsediyorlardı Delphine'le beraber. Ondan sonra biz gidip Greybeard'la konuşunca ancak o zaman görebiliyorduk Partunax'ı. O zamana kadar ana görevi oynamak biraz sıkıntı yaratabilir gerçekten. Bakalım Delphine bu konuda. O ne ya? Hırsız var. Thief. Ben de Thief's Guild'deyim ama o yüzden serbest bırakacağım. Hadi gitsin başka yeri çalsın. Nasıl yakaladım ama? Vallahi polisim ha. Evet, aşağıda Delfin gördüm oradan. Gördüm lan, yukarı mı ışınlandı ya? Vallahi yukarı gelmiş. Tamam hadi in. I figured out how we're going to get you into the Thalmor embassy. That would be a bad idea. I'd be the Thalmor. I can get you. I have a his name is Mal. I'll get word. Evet, Thalmor embassy'ye nasıl gireceğimizi de söylüyor. Don't worry. He's a widow. Gidince işte içeriye sızıp bilgi edineceğiz dragonların gelişiyle alakalı. Şeyin, bu Delphine'in bir tanıdığı var, Melbourne isminde, Solitude'daydı sanırım. Onun bir kontağı var, yani bir ilişkisi var. Tam oradan ki bizi içeriye alabilecek ya da içeride çalışıyordu sanırım o. Evet, hızlıca Solitude'da. Orada çalışıyordu sanırım. Bizi içeri alacak, biz de işte gizlice bilgi öğrenmeye çalışacağız. Bayağı stealth bir görev. Tabi içeriye bütün gittiğimiz yere silah vesaire sokmak yasak. Ya da zırh. O yüzden girmeden önce bütün gerekli eşyaları, içeride kullanacağımız eşyaları Melbourne'e vermemiz gerekecek. O gizlice sokacak içeriye. Diğer eşyalar ise yanımızda götürmememiz gerekecek sanırım. Amma dışarı çıktınız hacı. Tam ben girecekken yani, bu kadar çıkılmaz ki. Evet, burada oturuyor Maborn. Really? Here's the deal. I can smuggle some equipment into the embassy. Don't plan on bringing anything else in with you. The Thalmor takes security. Give me what you can't live without, and I'll make sure to get it into the embassy. The rest is up to you. Okay. I'll get this. Evet, şimdi I've gotta go. İçeriye gitmesini istediğim itemları veriyorum. Ona güveniyorum. Şu an iki kılıcı da verdik zor zar aldığımız. Nightingale Bow'u da verdik.
Şu an çok güzel veriyorum. Glass Bow'u da verdim. Krosesi bile verdim. Şu an üzerimde ne var ne yok veriyorum. Birazcık da Healing Potion. Evet, orada lazım olabilecek şeyleri verdim. Şu an çıplak kaldım büyük ihtimalle. Evet. Şu an çıplak kaldım hemen. Ya da giyinmeyeceğim. Evet, şimdi Malborn gidiyor. Verdiğim eşyaları içeriye sokacak. Ben ise bu arada üzerimdeki diğer nesneleri ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Otomatik olarak hepsi yok olabilir. Tabi bu riski göze almayacağız. Ve eşyalarımızı bırakacağız. Keşke zamanında bıraksaydım. Evet, bütün eşyaları yine evimize bırakalım. Büyük ihtimalle bir şey olmuyor eşyalara. Hani görevle girince hepsi yok oluyor. Görev bittikten sonra hepsi geri geliyor ama bazen bug'lar olabiliyor. Bir kere başıma gelmişti. Özellikle oyunun Xbox ve PlayStation 3 versiyonunda bu bug çok yaşanıyormuş. Bu bug çok yaşanıyormuş. O yüzden işi hiç riske atmayacağım. O kadar hani emek döktük hep beraber burada. Item'ları zira verdin gitti, daha ne emek memek kalmadı diyorsunuz ama Malborn güvenilirdir diye düşünüyorum. Şu an herkes bende dalga geçiyor, hiç utanmıyor musun falan diye. Çünkü çıplak çıplak Riften'in göbeğinde koşturdum. Evet, Allah'tan Balmund görüp senin burada ne işin var? Aa, çıplak da yakaladı. Aldatalım mı Balimund'u? Neyse, yazık adama ya. O kadar parasını yiyoruz. Bu arada kitap okudum. Aradaki kitabı okudum. Her şey geldi. Evet, şimdi nem var nem yok. Buraya. O şey de benle beraber gidip geliyor her yere. O kase, kova, her neyse. Evet, üzerimdeki her şeyi kasaya. Kasa da maşallah ne kadar büyükmüş değil mi? Her şeyi alıyor. Parayı da koydum. Parayı niye koyduysam parayı geri alayım. Quest itemları koyamıyorum. O yüzden onları atladım. Onlar ne olacak hiçbir fikrim yok. Keşke bir an önce onları halletseydik ya. Çok da kolay. Şu Golden Clover falan White Run'daki satıcıya vereceğim, bitecek. O kadar çok item var ki. Hepsini koy diye bir seçenek de yok. Ne kadar büyükmüş değil mi arkadaşlar kasa? Skeleton Key falan da koyulmuyor. O da quest item olarak geçiyor ancak eğer onlar yok olursa yandık yani. Tabi yine ben save alacağım ama. Evet, her şeyi koydum. Coin'imi alayım da. Oldu ki her şey giderse. Paramız kalsın cebimizde. Nerede ya coin? Alfabetik sıraya göre de hem göre hem değil, nasıl bir iş? En üstte kaldı. Görmedim. Çok hızlı geçiyorum ondan sanırım. Evet, göremedim. Sıkıntı büyük arkadaşlar. Gitti galiba. Anam gitti güzelim 9000. Ha, şurada. Gold coin olarak aradım da goldmuş.
Evet, tamamdır. Evet, çıplak çıplak şimdi göreve gidiyorum. Orada bana kıyafet verecekler herhalde. Evet, Talmor Embassy'ye doğru yola çıkmak üzereyim. Şurası önce tabi gitmeden önce Delfin'le buluşacağım. Son hazırlıklar için. Davetiyemi alacağım. Şeye, embassy'ye giriş davetimi alacağım. Delfin neredesin? Delfin. Evet, burada. Good. But the only way you're, which means you need, when you're ready, I'll keep the rest of your gears. You'll only have what you can't go to a party. Evet, şey alıyormuş da bütün nesneleri alıyormuş da normalde Delfin, ben güvenmedim işte, bug oluyor o yüzden. Ready to board the carriage to the embassy? Don't worry. Just make sure. Good luck. Evet, binip gidiyoruz. Embassy'ye Vorstak, artık sen de koşarak gel. Yeter ki kaybolma. Keşke onu wait here deseydik, burada bulsaydık. Şimdi kaybolacak o ya. İnşallah oraya benimle beraber gelir de orada wait derim. Yani bir yerde dursun ki daha sonradan gidip alabilelim. Yoksa kaybolabilir. Acayip hani bir sürü bug. Her şeyi düşünmek zorundayım. Evet, lütfen gelmiş ol. Evet, buraya girememiş doğal olarak çünkü felaket, kapalı burası. Evet, mecburen Vorstak'sız devam edeceğiz. Evet, al bak, davetiyem bu. Yalnız gözler efsaneymiş ya. O göz ne ya? Tamam, giriyoruz. Talmurlar genelde elfler ve Dark Elf'ler ve işte Elf zırhları giyiyorlar ve Dark Elf oldukları için genelde aynı zamanda sihirbazlar, büyücüler, her neyse işte. Evet, bu da işte şu anki organizasyonun kurucusu, organizasyonu gerçekleştiren kişi. Evet. Hızlı hızlı kendimizi falan tanıtma merasimleri. Evet, hızlıca geçtim. Evet, Malbon burada gördüğünüz gibi. Malbon'la şöyle gizliden. Evet, şimdi bir arkadaki kapıya geçeceğiz. O arada bir dikkat dağıtmamız lazım burada. İlerleyebilmek için, çünkü herkes izlerken barmenin arka kapıdan içeri giremem değil mi? Özellikle bak nasıl bakıyor. Buraya gidiyorum bakıyor, buraya gidiyorum bakıyor. Kedi gibi burada pimpon oynasak boynu kırılacak. Ama burada güzel bir arkadaşımız var, Razelan, ve biz şimdi onu kullanacağız. Ondan önce onu kullanmamız için şurada içecek dağıtan bir bayan var.
Here you go, miss. Kolovian brandy. Evet, Kolovian brandy'mizi aldık. Şimdi güzel arkadaşımız Razelan'ın yanına oturalım. Ve muhabbet edelim. Evet, al sana içecek getirdim Razelan, keyfine bak, ne kadar güzel değil mi diyorum. Ve çok hoşuna gidiyor ve senin için yapabileceğim bir şey varsa asla çekinme diyor. Ben de aslında bir şey var diyorum. Bir kargaşaya ihtiyacım var, bir de dikkat dağıtman lazım diyorum. O da hepsi bu mu, bu benim işim zaten diyor ve gidiyor. Evet, insanların dikkatini çekti. Gördüğünüz gibi o da gitti. Evet, hadi hallet. Evet, kimse görmeden kaçıyoruz içeri. Kapa, kapa, kapa. Heh. Evet, şimdi içeriye girdik. Embassy'nin misafirlere açık olmayan tarafına geçip dragonlar hakkında bilgi alacağız. Araştıracağız. Eşyalarım nerede? Eşyalarım da mutfağın arka kapısında. Şu an mutfağa giriyoruz. Evet, işte beni gördü buradaki Khajiit Tsavani'ymiş ismi de. İşte buraya yabancılara sokmak yasak biliyorsun, kurallarda öyle diyor falan diyor. Bizim Malborn'da akıllılık yapıp işte Moonsugar yemek de yasak dedi. Sanırım ondan haberin yok dedi. Tehdit etti. Evet, kıyafetlerimiz burada. Hepsini alıyoruz. Ve hemen giyiniyoruz. Şu aptal parti kıyafetlerini de atamıyorum şu an. Evet, eski halime döndüm. Artık gidebilirim. Evet, arka kapıdan çıkacağız yavaşça. Artık yasak bölgedeyim. Malborn'da arkadan kapıyı kilitliyor. Yoksa yanlış bir şey olduğunu anlayabilirler dedi. Direkt görüldüm. Direkt savaşacağız yani. Vuramadım da ya. Al sana Fusroda. Evet, bayağı ok harcadım. Okları da geri alamıyorum ya, aksi gibi. Bir ok geri alabildim. Yanıma da çok ok almamıştım. Hemen görünmem çok ilginç oldu. Pat diye gördüler yani. Normalde görünmüyordu o kadar çabuk. Cesetleri saklayalım. Evet, biri gördü zaten. Geliyor şu an buraya doğru. Diğer cesedi gördü. Where are you falan diyor. Ama çok iyi gizlendik burada. Hatta aradan kapı bile görünüyor. Evet, içeriye girdi. Buraya dönerse tehlike büyük. Ve döndü ama görmedi. Görmedi. Ve çıktı gitti. Evet, herhalde korkuttum, kaçırdım dedi. Şimdi arkasından yavaşça gidip. Evet, tam istediğim. Aha, arkasını döndü. Hayır hayır hayır. Şu an tam istediğim kıvamda. Ve ben arkasından okla değil de 6x damage vereceğim. Eğer kılıçla vurursam, herhangi bir one handed weapon ile
Gayet yavaş yaklaşacağım. Evet, kestik. Bunlar iyi para ediyor aslında satmak için ama bunları alan satıcıların genelde parası olmuyor. O yüzden evet, healing potionları alalım. Daha üst mertebelere çıkmam lazım. Herhangi bir masa, kağıt, kürek, herhangi bir şey sorunumu çözmeme yardım edecektir. Bu arada tabii sağa solda faydalı şeyler bulmayı da ihmal etmeyelim. Bulduğum yararlı şeyleri alıyorum. Bayağı bir health potion var sağda solda. Hatta aşağıdaki rafı buraya direkt kopyalamışlar. Bu ne? Soul gemler. Magicka'yı geç ya da hadi Magicka'yı da alalım. Evet, potion'ları da aldık. Bir de skill book var ama daha önceden okuduğum için. Yalnız inanılmaz health regeneration çıktı. Evet, gitmem gereken yer bu aşağıyı gösteriyor ama aşağısı dışarısı. Burası balkon mu yoksa gitmem gereken yer mi? Hemen kontrol edelim. Evet, doğru yer. Ve bir anda sabah olmuş. Çok ilginç. Akşam girdik, sabah olmuş. Evet, görüldüm ya. İçeri mi girsem? Neyse, saldıracağım. Zira gelmiyor. Niye gelmiyor? Ha, geldi. Evet, şu an şeyim bitti, staminam da bitti. Ama hala dövüşebiliyorum. Level'ım yeterli çünkü bölüm için bayağı yeterli. O da healing atıyor kendine. Neyse, hallettik onu da. Evet, ön tarafta bayağı eleman var. Ki şu an buradan onları ateş etmem bayağı zor. O orada zaten görüyorum işte, tam şu ileride de oradan hani buraya gelsene gelsene. O geçiyor oklar, ok atıyorlar. Wow. Benim işim burada. Siz orada bekleyin. Evet, asıl yere giriş yaptık. Sanırım buradan gerekli bilgiyi alabileceğiz.
Evet, burada bir eleman daha var. Buna da ok atalım. Hayır, gitme. Oh. Tekte gitti. Konuşan birileri var. Şu odadalar. Şurada. Yalnız iki kişi bir kişi konuştuğuna göre, biri dinlediğine göre orada iki kişi var en az. Evet, şurada bekleyeceğim. Evet, aşağıda da biri varmış. Ondan bahsettiler. Evet, gördü beni ya. Oha yani. Hop, nereye gidiyorsun Pampa? Neyse, hadi git. Evet, konuştuğu kişi de aşağı gitmiş herhalde. O da geri aşağı gelecektir muhtemelen. Evet, inmesiyle ölmesi bir oldu. Ben okumu geri alabilir miyim? Teşekkürler. Bu ne ya? Yanında patates taşıyor. Ekmek patates. Bayağı iyiymiş. Evet, burada bir bilgiler var mı? Chest. Evet. Dragon araştırması son durum demiş. We anticipate a breakthrough in our efforts and uncover the party power behind Dragon Resurrection phenomenon. Hiçbir şey anlamadım. Bunu direkt Delfin'e götürsek daha iyi. Delfin hakkında da ve Ulfric Stormcloak hakkında da yazılar var. Aslında Delfin hakkında yazanı cidden merak ettim. Yakala ya da öldür emri verilmiş. 50 yaşlarında mı? Oha, yok artık, o kadar yaşlı mıymış? 50'li yaşlarda Breton demişler. Background. She was directly more. Evet, Blaze'de olduğundan bahsedilmiş. Maşallah. Evet, burada da bir yol aşağı iniyor. Konuştuğu adam buradan indi herhalde. Biz de inelim. Gerekli evrakları aldım. Buradan çıkışa bakmam lazım artık derken. Burada iki kişi var. Aha, öldürüyor. Aa, oku attım ve gitmedi. Çok iyi. Ya tek de alacaktım, gitmedi ya. Başlayacağım. Boşluğa doğru sıkıyorsun. Şeyde kalıyor. Nasıl bir baksa. Nerede benim? Heh. Evet, One-Handed da increase oldu. Level geldi. Level'ı birazdan alıp. Evet, Flame Atronach spawn ettim. Gayet hızlı oldu. O da Storm Atronach spawn etti. Hadi bakalım. Canım manım azaldı. Hemen level up yapayım. Magicka ile devam ediyorum. Mage Guild'a girdiğimiz için.
Steel armor'ları iki kat daha fazla improve etme yani geliştirme perki var. Bunu alacağım çünkü Warstock için ona tekrar steel döşemeyi planlıyorum. Aha ward açtı. Fusrodah yaptım, ward açtı. Da onu da kestik. Üstüne de onun üzerindeki yemekleri yerim yani. Satarız. Evet, burada bir de vatandaş var. Ondan önce burada ne varmış? Burada da evet, daha önce bahsettiğim Ezburn'dan bahsediliyor. Dragon hakkında birçok bilgiye sahip olduğu yazıyor burada. Ve işte bir sonraki bölümde de onu kurtarmaya gidilecek. Tabii ben şimdi bu arkadaşı da kurtardıktan sonra gideceğim bakacağım Partonax'ta durumlar ne olmuş. Bu arada şey de geliyor. Askerler de geliyor. Hemen çıkarsak sıkıntı olmaz. Çabuk çabuk çabuk. Çıksana şuradan. İlla kestirecek. Tamam. Tamam gelsinler, keseceğiz artık, yapacak bir şey yok. Evet, onları bir keselim. Son vuruşu Atronak'a bırakalım. Evet. Uçurdu. Anahtar bunlardaymış. Anahtarı aldık aşağıdaki kapı için. Açılır kapı için. 5000 tane de anahtar almaya gerek yok. Bir de Wizard mı vardı? Evet ama ölmüş. Herhalde ya da yoktu. Ben daha kalabalıklar diye umuyordum. 2 kişi geldi. Evet her neyse, artık kaçabiliriz. Evet, level de atladık bu bölüm içerisinde. 18 levelken başlamıştık. 19 olduk. İyi oldu. Şimdi birazcık daha smithing'i kastırabiliriz. Burası da kaçış yolumuz. Atlardan. Bu arada buralarda... Aha, tam Warstock gelebilir diyecektim. Geldi. Aa, beraber Frost Troll kesiyoruz. Evet, hallettik. Evet, altının kokusu, altının kokusu. Bir de burada, hay Allah alamadım. Bir de burada unusual gem var. Bunları da topluyorum bir görev için. Bir de skill book. Hoş, güzel. 30 altın iyiymiş, altın kesesi. Evet, Warstock, seni gördüğüme sevindim. Plan güzel. Artık buradan çıkmaya ne dersiniz? Artık buradan çıkmalıyız. Hadi. Evet, çok kolay oldu. Öbür eleman da kaçmıştır herhalde. Vallahi bekleyemedim hiç. Onu videoda baya uzun oldu yine. Partunax'ı çok merak ediyorum açıkçası. Hemen görevi bitirip Partunax'a bakıp Warstock'ın için yine bir geliştirme yapacağım. Bundan sonra da bu bölümün sonuna gelmiş oluruz. Bu arada kurtulmuş. Evet, hemen Delphine geri dönüyoruz. Kendisi Riverwood'da bekliyordur büyük ihtimalle. Evet. Hemen oraya.
Evet, orklar da çok güzel karakterler ya. Aynen böyle iki eline baltayı alacaksın. Aynen böyle üstün çıplak yeşilde bulacaksın. Aslında bizim ork olarak oynamamız gerekiyordu ama. Sağlık olsun bir dahaki sefere. Konsol falan da yok ki değiştirebilesin. Zira o ork olarak oynamış olsaydım çok daha farklı oynardım. Şimdi tabii elf olarak oynadığım için çok daha farklı oynuyorum doğal olarak. Bak ok aşağıda görünüyor, değil mi? Bak ok aşağıda görünüyor. Gidiyorum oraya. Ve aşağıda. Really? That seems... you're right, I just... Esbern? Figures the Thalmor would be on his Evet, duyduklarımı, yaşadıklarımı hızlıca anlatıyorum. Bulduğumuz şey de, onu da söyleyeyim madem. Thalmor'da aksine Dragonları Blade'lerin, yani Blades'in harekete geçirdiğini düşünüyormuş. O yüzden plan yaptı. Özburn'dan bahsedince hatırladı Delphine'de. Onu Rathway'de yani hemen Riften'ın altlarında bir yerlerde bulabilirsin dedi. İşte Frostfall'un herhalde 30'u dediğin zaman hatırlayacaktır dedi. Bir kod verdi. Onu bulmaya gidip gitmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Önce Partunax'a bakmam gerekiyor bunun için. Önce bir Partunax'a gidip bakalım. Hızlıca. Bir gelişme herhangi bir şey var mı? Ama benim hatırladığım kadarıyla ben bu bölümleri oynayalı baya çok uzun zaman oluyor da hatırladığım kadarıyla Partunax'a giden yolda hani böyle bir şey var. Rüzgarla kapanmış. Orayı Clear Skies şavtuyla, tumuyla açıyorduk. Öyle hatırlıyorum. O olmadan ki şu an yok açılmıyordu. Onu da herhalde Lost Temple diye şey bulduktan sonra bizim elemanı neydi adı? Ezber'ini bulduktan sonra Sky Temple'a çıkıyorduk. Orada öğreniyorduk herhalde o Shout'u da. Ama yine de şansımı denemek istiyorum. Çünkü tam olarak hatırlayamıyorum şu an. Evet hala kapalı orası. Hazır gelmişken Arngeir'le de konuşalım belki. O da öğretiyor olabilir büyüyü. Çünkü hiç hatırlamıyorum. Nerede bunlar? Hocam neredesiniz? Uyuyorlar. Aynı artist. Bunlar konuşamıyorlar zaten. Sadece Arngeir konuşabiliyor. O da burada değil. Aha şurada bir secdeye yatmış. O da Wulfgar. Hay aksi ya. 4 kişiler. 125 şansım var. %50'sini kullandım. Daha bulamadım. Karşı tarafta yine var secdede bir arkadaş. Oho Bori. Çok güzel. En sonda hep. E mi? Peki nerede? Arngeir, ne zaman işe yarasan yoksun? Ne kadar güzel, değil mi? Neredesin? Yok artık ya. Aynı yere geri çıkacağız. O Wulfgar. Hani buradan bahçeye gidiyor. Muhtemelen bu tarafta olması lazım. Ya da orada uyuyordu ben mi görmedim ya? Öyle bir şey yapmış olabilir miyim? Hani oyunun tonları çok şey benzer. O yüzden genelde karıştırılabiliyor ama. Herhalde karıştırdım. Bir daha bakayım. Çünkü başka yer kalmadı. Bahçede de yoktu. Yani High Hrothgar'da var. İşte 4 yatak var. Bir kişi yatıyor. Karıştırmamışım. Her neyse. Arngeir bunlar böyle şeydeyken uyuyorken falan meşgulken Taksim'e doğru kaçmış. Hayırlı olsun.
O zaman biz evimize gidelim. Yapacak bir şey yok. Lost Sky Temple mıydı? High Temple mıydı? Tam adını da bilmiyorum. Esbern'i kurtarıp o Temple'a gittikten sonra demek ki bizim asıl istediğim şey olacak. Benim asıl istediğim şey olacak. O yüzden bir sonraki bölüm onları yapacağız. Bu da zaten normalden çok daha uzun bir bölüm oldu herhalde. 1,5 saatlik falan. Evet, hem gidip eşyalarımızı da almış oluruz. Alırken öyle bir saat uğraşmayacağım. Nasıl olsa işte hemen al şeyi var. Seçeneği var. Evet, Smithing ki öğret bana. Tabii gold yok. Gold mu yok? Nasıl gold yok ya? Arkadaşlar oradan gold almıştık. Nasıl 73 ya? Aa, bug'a gel. Aa, gold'um gitti. İnanmıyorum, gold'um gitti. Gitti 9000. Gitti. Koklaya koklaya bulduk aldık ama gitti. Yapacak hiçbir şey yok şu an herhalde. Yani o kadar sakındım, geldim işte sakladım falan, bir gold'u alayım dedim. O da bug'a kurban gitti. Hay Allah. Bak içime oturdu ukde gibi. Lütfen burada olsun. Almamış olayım. Gold, gold, gold. Almışım, almışım. Nasıl olmaz ya? Şaka gibi. İçindeki her şeyi aldım şu an. Hala 73 gold'da kaldı. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani resmen şu an bug'a şahit olduk. Çok üzücü bir durum. 9000'imiz göz göre göre gitti. Ben onunla çok güzel şeyler yapmayı planlıyordum. Ev almak gibi, taşınmak gibi. Ama şu an göz göre göre gitti. Şanssız bir an, bölümün sonunda baya bir hüzün bastı beni şu an. O yüzden hemencine bitirmek istiyorum aslında bölümü. Çok üzüldüm. Hemen Warstag'ın geliştirme işlemlerini yapıp Dwarven malı da lazımdı sanırım. Şey içinde. Ama onu geliştirmeyeceğim zira, değil mi? Ben steel alayım biraz. Alamıyorum ki, param yok. Parasız kaldık, iyi mi? Ya zengin olacaktık. Evet, Superior'dan da Exquisite'a kadar gelişiyor. Steel iyi oldu bu. Ya benim kendi eşim, kocam da bana niye parayla satıyorsa çok saçma olmuş. Yes, love. It has. Here, Evet, this is your half. 300 coin birikmiş biz görev yaparken, onu aldım. People's next time one of my shields deflects a killing blow. Looking to protect yourself or deal some damage. Evet, önce şeyi alabileceğim, Warstag alabileceğim, geçen sattığım şey var mı? Yok. One-handed attacks do %20 more damage. Bunu alıp şeye verebilirdim Warstag'a. Çok çok işimize yarardı. Tek elli silahlar %20 daha fazla zarar veriyor. Ancak param yok, o yüzden alamıyorum. Pickpocket yapmayı deneyelim. Son çare. Oyunu bir tekrar burada bir kaydedelim ve göz göre göre alenen pickpocket yapmayı deneyelim kocamıza, bakalım işe yarayacak mı?
800 gold'unu aldım. Bir daha yapamıyorum zaten ama 800'ü aldım. O zaman şu simitarı da alalım, onu da geliştirelim. Ha, aldığım gold geri gitti ona. Alamadım yani. Gördüğü için alamıyormuşum. Öyle de bir güzel durum varmış. Evet, yine fail. Ay, burası değil ya. Evet, simitar da gelişiyor ama steel ingot bitmiş. Şimdi onu almaya çalışsam alabilirim. Var mıydı? Steel vardı. Bir tane daha alsam yetiyor şu an. Pickpocket'ı geliştirmemiz lazım gençler, acilen. Yoksa fakir kalacağız bayağı uzun bir süre. Bu 26 yapıyor. Bu da 26. O zaman artık simitardan vazgeçirebiliriz. Blade kullansın aslında. Ben bunu geliştireyim, tamam. Daha sonra satayım. Al Warstock. Sana Blade kılıcı verelim. Birçok şeyini yine geliştiremedim. Alıp alıp veriyorum. Fantazi olsun diyor ama. Şu an böyle devam etmek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Hayatta birçoğu zaman karşımıza bu tarz aksilikler çıkabilir. Bunu şöyle düşünelim. Oyunda bug olmadı da cebimizdeki cüzdanı düşürdük. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Ve biz de bir şekilde öyle ya da böyle buna 3 coin veriyor. Bakar mısınız? Ben o kadar kasmışım, geliştirmişim. Nadir bulunan bir silah. 3 veriyor ya. Al 3 al. Evet, paralar da bitti. Warstock. Evet, geleydin iyiydi Warstock. Evet, o da bug oldu. Yok, geliyor. Evet arkadaşlar, bu bölüm şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde tekrar ve tekrar görüşmek üzere. Riften'da sizlerden ayrılıyoruz ve yine bir sonraki bölüm Riften'da olacağız. Ve Özberna arayacağız, bulacağız. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Biraz hüzünlü bir bölüm oldu son ama olsun. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yeşil Evi maceralarından ayrılmayın.